Ben bu emekli albay sözü geçtiği için Kutlukhan'a söz vermezsek acaba burada da emekli albay olarak Kutlukhan'ı mı oturtuyoruz diye düşünülür diye hemen Kutlukhan'a söz vermek istiyorum. Ben Kutlukhan'ı özellikle davet etmek istedim. Çünkü Şenay gibi Kutlukhan da bizim Richard projemizde var. Beraberiz. Bir kere Türkiye'nin dünyaya açılabilmiş, dünyada ismini duyurmuş, dünyada aranan bir çizerimiz bizim Kutlukhan. Aynı zamanda lütfetti, kabul etti. Bize çizimleriyle, çünkü bir stilize bir dekor oluşturuyoruz ve bu stilize dekorda stilize görsellerimiz var. Bu görselleri bize lütfetti. Yansıtma görsellerimizi, evet, görsellerimizi çizdi. Aynı zamanda da Richard'ın en önemli fikrini dramaturji toplantılarında, ilk toplantıya geldi ve biz öyleksine konuşmuştuk festivalde ve Kutlukhan dedi ki bu Ricardiyenlere dikkat edin dedi. Richard Severler Kulübü, Richard Severler, Richard'ın kemiklerini 2012'de Leicester'da bir otoparkın altında bulduranlar filan ve bir anda biz bir Richard yapacaktık. Kutlukhan'ın bu sözü üzerine bambaşka bir yöne doğru gittik ve bizim asıl uyarlama piyesimizin yazılmasında çok önemli bir rolü oldu. Şimdi onun çizgilerini görüyoruz. Biraz dünyada nerelerde aranıyorsun? Bize biraz bahsetsene. Çizgi roman ve illüstrasyon yapıyorum yıllardır. Ben sese bak bu arada, sese bak. Vallahi ya. Gırgır dergisinde başladım. 1988 yılında ilk karikatürüm yayınlandı. Sonra Gırgır'dan sonra işte Türkiye'deki mizah dergilerinde, gazetelerde çizdim. Sonra Amerika'ya gittim. İlk gidişimden bahsetmek istiyorum. Sonraki gidişimde çalışmaya başladım ama ilk gittiğimde 22-23 yaşlarında çocuktum. Şimdi Gırgır dergisinden geldiğim için yine dergi kültürü merakım var. Bizim için çok önemliydi Met dergisi. İşte hep şöyle bir hikaye vardır. Gırgır dünyanın en önemli 3. mizah dergisiydi. Tabii bu Trej üzerinden yapılan bir sıralama. Krokodil 1. sıradaydı, Rus Krokodil dergisi. Ama Rus Krokodil dergisi partinin yayın organı olduğu için ister istemez, yani sıkıysa 1. olmasın. Met dergisi de 2. Biz de Gırgır olarak 3.'yüz. Şimdi Met dergisi bizim için çok önemli. Çizgilerinden çok etkileniyoruz falan. Böyle bütün onun efsaneleriyle hareket ediyoruz. Bir de hani kolektif bir çalışma sistemi mevcut olduğu için mizah dergilerinde. Amerika'da da onun muadili olan Met dergisini çok önemseyerek gittim. Ben 94-95 yılları falandı. Met dergisine gittim. DC Comics'in binasında, yıllar sonra işte albümler yapmaya başladım. DC Comics'in binasında Met dergisi. 11 Eylül'den çok önce olduğu için lobiden içeri girmek çok kolay o zamanlar. Giriş katından. Çok büyük bir bina. Kapıya geldim, yaklaştım. Giriş katındaki lobiye gittim. Nereye geldiniz dedi. Ben Met dergisine dedim. Kimi göreceksin dediler. Düşündüm, kimi göreceğimi söylersem eğer ikna olurlar diye. Sergio Aragones Meksika asıllı çizer ya, o da göçmen. Benim de aksanım var. Bu gelse Sergio Aragones'e gelmişsiniz derler diye. Sergio Aragones'i görmeye geldim dedim. Aa tamam dediler, bıraktılar beni. İçeri girdim, asansöre bindim. İşte bir 7-8 kat çıktım. Kapı açıldı ve Met dergisini görünce bir titremeye başladım. Çünkü duvarlarda bütün o tarihi kapaklar var. İşte hani bütün Saturday Night Live'dan işte Second City'ye kadar bastığındaki bütün tiyatroyu da etkileyen bir mizah dergisi aslında. Sonra koridorun sonunda sekreteri gördüm. Şimdi ilk aşamayı atlattığım için çok kendime güveniyorum. Yaklaştım, işte kimi görmeye geldiniz, hiç tereddüt etmeden Sergio Aragones dedim. Sergio Aragones 15 senedir San Diego'da oturuyor dediler. Adam Meksika asıllı, hani kendisine yakın olan Amerika'daki bir bölgeye. Güvenliğin de haberi yokmuş ondan demek ki, yani o da tamam deyip size. Aşağıdakilerin haberi yok çünkü bir sürü orada yapı var, dergiler var, yayınlar var falan. Met de onlardan bir tanesi. Bu şeye benziyor, çok komik bir esprisi vardı Vedat Özdemiroğlu'nun. Hani eskiden Dallas dizisi başladığı zaman Dallas'ın müziği çalardı ve Ewing Petrol'ün binasını gördük ya. Bir gün Vedat abi şey dedi bana, o binadaki Ewing Petrol'ü görüyoruz ya dedi.
bir kat onlarınmış dedi. Tamam, onun gibi bir kat med olduğu için. Neyse işte derdimi anlatmaya çalıştım falan. Biraz ilgilendiler. Sonra çıktım. Ama bir başlangıç noktası oldu benim için. Sonra aradan yıllar geçti. İşte Amerika'da çizgi romanlarım yayınlanmaya başladı. Bir ödül töreninde San Diego Comic Con vardır bilirsiniz. Şimdi artık hani kostümler giyerler giderler falan. Sadece çizgi roman festivali değil artık bir pop kültür eventine dönüştü. İşte Tarantino'nun filmlerinden Roberto Rodriguez'in filmlerine kadar hepsi orada tanıtılıyor. Eskiden sadece çizgi romanlar tanıtılırdı. Şimdi orada bir ödül töreninde Sergio Aragonés sahneye çıktı. Ben o ne zaman bağlanacak diye bekliyorum. O Sergio ile ne yaşanacak diye bekliyorum. Sergio Aragonés sahneye çıktı. İşte çok güzel gitar çalıyor falan. Çıktı bir ödül verecek birisine. Ondan önce bir gitar çaldı. İşte böyle herkes çok heyecanlandı falan. Sonra dedi ki ben dedi bir kişiye teşekkür etmek istiyorum dedi. Ben yıllar önce 1960'ların sonunda Meksika'dan Amerika'ya geldiğim zaman Met dergisine gittim dedi. Kapıdaki görevli bana dedi ki nereye geldin? O da düşünmüş. Hani Spy vs. Spy vardı ya Met dergisinde. Kübalı çizeri var onun. Alex Proyas. Demiş ki sonra çok yönetmen olup da acayip karanlık filmler çeken Alex Proyas mı diyor. O isim benzerliğidir. Feci benzemiş ama aynısı. Bu çok eski. 50'lerin 60'ların çizeri. Ya yani Küba ile Amerika arasındaki işte politik savaş varken bu komünizm karşıtı olup Amerika'ya gelenlerden. Alex Proyas'a geldim demiş. O da tanımıyor adamı ama. Tıpkı benim yaptığım gibi hani bir göçmen kimi görmeye gelmiştir, bir göçmeni görmeye gelmiştir diyerek Alex Proyas'ı görmeye geldim demiş. Almışlar yukarı fakat tabii ki Küba'dan göç ettiği için geri dönemediğinden dolayı Alex Proyas sahiplenmiş Sergio Aragonés ve çok benzer hikayeler. Sonra ödül töreninin sonunda ben sigara içmeye çıktığımda şey de gördüm Sergio Aragonés'i de yanına gittim ve Türkiye çok... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri ve çocukları tütün ürünlerinin zararlarından koruma yasası uyarınca sigara sağlığa zarardır. Buyurun devam. Ne oluyor dedim ya? Böyle yapmamız gerekiyor canlı yayında. Ha o sizin cümlenizin üstüne. Millet Meclisi onu belirttikten sonra ben de bıraktım. Ondan sonra yanına gittim. Sergio Aragonés'in ve çok enteresan bir şekilde hikaye tamamlandı. İlk sorduğu bana rahmetli Oğuz Aral oldu. Çünkü zamanında Sedat Simavi karikatür yarışması iken meşhur karikatür yarışmamızın ismi ikisi Sergio Aragonés İstanbul'a gelmiş ve jüri üyesi olmuşlar. Fakat şöyle tatlı bir tarafları var ikisinin de. Tabii bunu söylediğinde bana Sergio Aragonés Oğuz abiyi çoktan kaybetmiştik ama şöyle bir şey kafamda bağlandı. İkisi de upuzun boylu, ikisi de pos bıyıklı ve biri gitar çalıyor, biri bağlama çalıyor. Aa, çok güzel. Peki.